Hepinize merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Küçük bir araştırma sonucu Zonguldak'a gitme kararı aldık. Çünkü burada çok güzel bir deneyim elde edeceğimiz bir müze olduğunu öğrendik. İçerisinde geçmişten günümüze bütün maden şehitlerimiz adına yapılmış anıtlar yer alıyor. Gezmeye devam ederken müze içerisinde 3 boyutlu şekilde dinamitle patlama ve kırarak kömür çıkartma deneyimi yaşadık. Biz çok eğlendik. Bir süre daha böyle gezerken bizlere bilgi vermesi ve en güzel bölümü olan şehrin metreler altında bulunan kömür madenine inebilmek için kendimize bir tur rehberi tuttuk. Çok eski bir asansörle yerin metrelerce altına inerken eşim yıllarca kömür madeninde çalıştığını anlattı. Ama yine çok inandırıcı gelmedi bana. Sohbet olsun diye he he falan diyerek geçiştirdim. Çok ürkütücü bir inişten sonra rehberimizden çok güzel bilgiler edindik. Ne kadar ürkütücü olsa da ölmeden yapılacaklar listesine eklenmeli bence. Daha sonra nereye gitsek diye düşünürken yine devasa bir yer olan Gökgöl Mağarası'nı ziyaret ettik. Bir önceki mağaradan çok daha büyük olduğunu öğrendik ve baretsiz içeriye almadılar. Güvenlik önlemlerinden sonra kocam geçmişte burada yaşadığını falan anlattı. Yine bozuntuya vermedim ama kendisini çok kaptırıyor her gittiğimiz yerde. Birinin ona gerçekleri söylemesi lazım. Neyse, kocam bana hikaye anlatırken ben de size mağaradan bahsetmek istiyorum. Sarkıklar, dikikler acayip büyüktü. Bizi çok etkiledi. Ve içeriden bir an hiç çıkamayacağız sandım çünkü bizi çok büyüledi. Kocamdan öğrendiğim bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mağaralar yazları buz gibi, kışın ise çok sıcak olurmuş. Güvenebilirsiniz, teyit ettim tabii ki. Burayı da şiddetle tavsiye ediyorum ama mevsime göre giyinmenizde fayda var. Cereyan yapan yerler olabiliyor. Bir de galoş, bone gibi malzemeler almanızı tavsiye ediyorum. Baretlerin içleri çok temiz değil. Size iyi seyirler diliyorum. Ben gezerken çok keyif aldım. Siz de izlerken keyif alırsınız umarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.